Efendim kripto parayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açanlar için tekrardan herkese günaydınlar diyelim. Evet haftanın ikinci işlem gününde ama kripto paralar için tabi işlemler hiç bitmediği için haftanın ikinci işlem günü diyemiyorum. Biz hızlıca isterseniz bir fiyatlamalara bakalım. Bugün kırmızı ekranlarımız var özellikle kripto paralarda fakat pozitif ayrışan bitcoin fiyatlama 57 bin doların üzerinde seyrediyor. Özellikle sıkça da sizlerden soru geliyor. Bitcoin'deki bu yükseliş devam eder mi? Peki bu yükseliş devam ederse altcoin'leri de arkasından sürükler mi? Şimdi birazdan zaten sevgili Kemal Kabakçı'ya bu sorunuzu yönelteceğim. Ama hızlıca bir diğer kripto paralara baktığımızda onlarla da daha çok negatif fiyatlamalar söz konusu diyebilirim. Avax TL'deki kayıplar %4'ün üzerinde yine aynı şekilde Algorand'dan Link'e Holochain'den Dogecoin'e kadar %3'e yakın kayıplar söz konusu. Polkadot'ta da yine %2'nin üzerinde kayıplar var. Bununla birlikte Litecoin'de %1'in üzerinde Ripple dün çok sert bir harekette bulunmuştu. Bildiğiniz gibi değerlendirmiştik. Orada yüzde birinin üzerine kayıplar söz konusu. Ethereum'u sıkça konuştuk. Ethereum'da yatay negatif bir fiyatlama var. Bununla birlikte Maker'da da yine negatif bir fiyatlama söz konusu. Özellikle evet baktığımızda JP Morgan'ın önemli bir açıklaması vardı. JP Morgan'ın CEO'su Bitcoin için değersiz dedi. Sabah da bu haberi sizlerle paylaşmıştım. Peki neden böyle bir ifade kullandı? Detaylarını sevgili Kemal Kabakçı ile konuşalım şimdi. Kemal Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Perihan Hanım. Yani e, JP Morgan konusunda hakikaten benim de artık kafam karışmaya başladı. E, çünkü JP Morgan'a baktığımızda raporlar çok iyi ama CEO'su da özellikle 11 Ekim'de Uluslararası Finans Enstitüsü'nde bir açıklamada bulunmuş. Bitcoin için değersiz demiş. İki taraftan okuyabiliriz. Değersiz derken daha fazla değerleneceğini mi ifade etmiş yoksa bir anlam taşımadığını mı ifade etmiş? Yine yani bardağın dolu tarafından bakmak isteyenler de olabilir tabii. Ya da şey mi... E, JP Morgan'ın CEO'sunun e, suyu ısındı mı diye bu kadar iyi rapor. Ya da Bitcoin mi almak istiyor, fiyatı düşürmek istiyor gibi Düşman. de e, çeşitli burada <laughs> spekülasyonlar evet, yaratabilirim. <laughs> yaratılabilir. Ya şöyle çok fazla bu konuyla alakalı yorum yapılıyor, çok konuşuluyor. Ama eğer hani burada bir söyleme mi değineceğiz yoksa yaptığı raporlara mı değineceğiz? Ona bakmak lazım. E, bu noktada Doğru. hani çünkü yapılan raporlarda hep bir dayanakları vardı. Hatta en son sizinle konuştuğumuzda e, bu taraftan gelen bir 300 bin dolara yakın bir bitcoin beklentisi vardı. E şimdi burada şöyle bir durum çıkıyor. Ya e, analistleri, araştırmacıları iyi iş çıkartmıyor, CEO'ları değiştirecek ya, ya da, da CEO değişecek. CEO'da <laughs> bir sıkıntı var yani. Böyle bir durum ama JP Morgan çok fazla e, spekülatif haber geliyor bu tarafta hani bazen çok iyi şeyler konuşuluyor ya da bu kaçıncı çark edişi. Bu konuda Çin'i geçtiler diyebiliriz ee, kurum olarak çok fazla. Ama hani birinin kötü demesi şu an Bitcoin fiyatlamasına bakıyorsunuz. Çok da e, alakadar etmiyor gibi duruyor. Dominans kuvvetli Bitcoin 58 bin dolarlara doğru bir yürüyüş içerisinde. Ee, eğer buraları kırar da yukarıya doğru gidersek de Yeni bir tarihi zirve Bitcoin için çok az kaldı. Hani 64-965 bin dolar bandındaydı neredeyse zirvesi. E, 58 bin dolarların üstünde kalıcılık sağlar ve dominans bu şekilde devam ederse de Bitcoin'de yeni bir e, tarihi zirve görecek gibi e, duruyoruz açıkçası. Her ne kadar e, JP Morgan'ın CEO'su Bitcoin için değersiz dese de. Derya Peki o zaman şunu merak ediyorum. Ee, şimdi altcoin'lerde olan birçok yatırımcı var ve onlarda olarak şunu soruyor. Yani piyasada aslında altcoin'ler bitcoin'i takip ediyorsa eğer yani bitcoin'de güçlü bir e, duruş var teknik seviyeleri az önce siz zaten söylediniz. Peki diğer altcoin'leri de peşinden sürükleyebilir mi? Çünkü birazcık onlarda baskı var gibi e, görünüyor şu an fiyatlamalarda. Evet bu baskının nedeni aslında çok aşikar. E, ...dominansın yükseliyor olması. Çünkü dominans bayağı aşağılara doğru sarkmıştı. Dominansın yükseliyor olması da altcoin'leri e, maalesef ki etkiliyor fiyat olarak. Ya e, yukarıya doğru hareketlerini sergileyemiyorlar, önlerinde bir engel oluşuyor... ...ya da e, geriye doğru fiyat hareketlerini görüyoruz. Bir ezilme söz konusu olan altcoin'ler de mevcut şu an için. Hani Altcoin'ler için, e, yükseliş hareketi için şunu bekleriz. E, artık bitcoin'in ya durulması... Ee, bir düşüş gerçekleşmeden ya da dominansın artık bir tık geriye düşmesi ya da piyasaya yeni para girişi e, altcoinler için e, bu beklentimiz doğrultusunda e, olur ancak bir yeni yükselişi bu şekilde görebiliriz altcoinlerde ama buna müsaade edecekmiş gibi duruyor çünkü genellikle de hep altcoinlere doğru para akışı kaydığında geçmişi incelediğimizde önce bitcoin hareket yapar altcoinlerde bir sert ezilme gerçekleşir. Ondan sonra işte evet altcoin'ler için alım fırsatları geldi evet. diye konuşmalarımızı yaparız. Burada şuna dikkat edeceğiz. Dediğim gibi eğer 58 binin üstüne bitcoin kıramazsa buralarda bir kar realizasyonu bekleriz. Bu 55-56 binin üstünde durduğu sürece de bitcoin. Ondan sonra yeni altcoin hareketini görmeye başlarız. Ya da bitcoin çok sert yukarıya doğru gitmeye devam eder ama market cap'in büyümesini bekleriz burada piyasaya para girişi için. İki şeyi takip edecekler. Ya piyasaya yeni para girişi e, yapacak altcoin yatırımcıların takip etmesi gereken nokta ya da Bitcoin'de artık biraz daha yatay bir seyre doğru gidiyor olacağız. Bunu takip etmemiz gerekecek. Peki şimdi dönelim Ethereum cephesine. 3400 doların üzerinde bir fiyatlama söz konusu ama burada Ethereum zincir metrikleri bir rally için hazır diye bir rapor da vardı. Burada bu metrikler bize neyi ifade ediyor? Ethereum'da bir rally hazırlığı var mı? Varsa bunun için karşımızdaki önemli teknik seviyeler neresi olacak? Ethereum masaya yatıralım o zaman. Tabii ki. Şimdi Ethereum burada önemli bir desteğin üstünde fiyatlanmasını sürdürüyor. Nedir Buranın o destek peki? 3400 e, seviyeleri bizim için önemli bir nokta. Özellikle 3300-3400 bandı arasında Ethereum'un kalıyor olması bizim sırtımıza rahat bir e, arkaya yaslamamız için nefes aldırır Perihan Hanım. Bu bizim için e, önemli bir ayırt edici nokta. Evet bir yükseliş bekleyebiliriz buranın üstünde kaldı. İkinci bir nokta borsalardaki Ethereum arzı azalıyor. Soğuk cüzdanlara doğru çok fazla bir Ethereum çekimi var. Bu da bize şunu ifade eder ki e, insanlar Ethereum'larını bu fiyatlardan Satmak istemiyor Hı -hı. gösterir ve Ethereum ağı içerisinde yeni adreslerinde sayısı artıyor. Bu da şu demek demek ki Ethereum a yeni bir e, talep durumu söz konusu. Dördüncü olarak şunu da eklerim son dönemde çok fazla konuşuyoruz. Bu e, Ethereum yakımlarıyla alakalı ciddi yakımlar devam ediyor. Aslında bu dört metrikte bizim için e, bir rally için e, bir umut vadeden bir durum oluş, oluşturuyor. Tabii ki bakmamız gereken özellikle teknik tarafta önemli bir nokta daha var. Ee, bir omuz baş omuz formasyonu e, söz konusu. Genelde biz omuz baş e, omuz formasyonunu trend dönümleri için e, kullanırız ama kuvvetli trendlerde devam formasyonu olarak da çalıştığını gördük daha önce. Bu yüzden e, Ethereum'da ee, bu formasyonun boyun çizgisine gelen 3685'in üstünde Ethereum yatırımcıları için söylüyorum. Eğer kapanışlar görürsek bizim yeni hedefimiz 4600 e, dolar olur Ethereum'da. Burada ciddi bir e, iskonto gözüküyor. Gözümüzü 3600 3685'e e, dikmemiz gerekecek öncelikle bu formasyonun çalışması için. Bu kapanışlardan sonra bu rally için ekstra artık evet geliyor diyebiliriz. Bu arkadaki biraz önce saydığımız metrikler varken üstüne bu da olursa evet artık e, Ethereum'a 4600 lira doğru artık e, karallarını mı koyarlar beklerler mi o da yatırımcıların e, kendi tercihi doğrultusunda olur Perihan Hanım. Ethereum iyi gözüküyor. Peki. Bitcoin'den sonra ikinci hareket edecek e, beklentilerimiz doğrultusunda Ethereum olabilir burada. Ethereum olabilir diyorsunuz. Peki, şimdi Ripple'la devam edelim. Ripple tarafında mesela ciddi bir pozitif ayrışma gördük. Bugün baktığımızda bir miktar burada e, ufak da olsa bir düzeltme hareketi var. Ama e, buradaki yükselişin devam koşulu nedir peki Ripple cephesinde? Şöyle, özellikle e, 50 günlük hareketler ortalamasının üzerinde kalıcılık sağlamasını bekleriz. Ripple'da teknik olarak devam etmesi için haber akışının dışında. Bu da 1 dolar 09 sente denk geliyor. Bunun Tam üzerindeyiz şu an yani bu, evet, burada kalıcılık bu, olması lazım diyorsunuz. Bunun üstünde eğer bugün de günlük kapanışı görürsek birazcık daha bizi rahatlatır. Ama altındaki kapanışlar bizi e, derin düzeltmelere doğru götürebilir. Hep 1 dolar diyorduk ya psikolojik destek. O psikolojik desteğin de altına doğru bir fiyatlama görebiliriz. Eğer sağlıklı kapanışları 1.09'un üstünde görürsek... Bizim gözümüzü dikeceğimiz yeni hedef 1 dolar 41 sent olur Ripple tarafında. Tabii ki buradaki haber akışı önemli ama teknik tarafta da alış satış yaparken yatırımcıların bu seviyelere dikkat etmelerini öneririz nacizane. Peki burada biraz da Polkadot'tan bahsetmek istiyorum. Çünkü onu ilgilendiren önemli bir haber akışı var. O da para chain slot müzayedelerinin başlaması. Bu e, aslında müzayedelerin başlamasıyla birlikte Polkadot üzerine nasıl bir etki olur? E, bunu da izlemek lazım elinde Polkadot olanlar için. Tabii ki. Yani burada e, yeni zincir üstünde, blok, blok zincir üstünde Polkadot ile entegre olabilecek bir noktaya gelecek artık. Böylece hem ağın sağlam özelliklerini... Hem de e, büyüyen kullanıcı tabanına yeni erişimler sağlamış olacak Polkadot noktasında. Bu da yeni bir talep oluşumunu arttırır. Eğer bu sağlıklı geçerse bu müzayede sistemi para çeyin kısmında e, Polkadot'ta ciddi artışlar görebiliriz. Hatta yeni tarihi zirve e, noktasına doğru ulaşabilir Polkadot tarafında. Çünkü çok... E, Sağlam projelerden, altının güçlü olduğu projelerden bir tanesi. hani Artık demirbaş diye sayabileceğimiz altcoinlerden bir tanesi e, Polkadot. E, bu özellikle birlikte de tekrardan e, kendini yeni kitlelere ulaştırma noktasında, e, talebinin artması noktasında önemli bir girişi. Eğer beklediğimiz noktada dominansla alakalı geri çekilme olur ya da piyasaya e, yeni para akışı sağlanırsa bu haberle birlikte... Polkadot buradan e, pastadan güzel bir pay alabilir. Takibimizde olan e, kripto paralardan bir tanesi Polkadot'ta. Evet Kemal Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Tekrardan görüşmek üzere diyelim. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Perihan Hanım. Evet efendim bugün de kripto parada Bitcoin'i değerlendirdik, Ethereum'u konuştuk, Ripple'ı konuştuk ve son olarak bir de Polkadot'u değerlendirdik. Bildiğiniz gibi her sabah sizlerle saat 10.40'da kripto para programıyla buluşuyoruz. O yüzden yarın tekrardan saatler 10.40'ı gösterdiğinde görüşmek dileğiyle diyelim. Herkese bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.